Konak Belediye Başkanı Abdülbatur Ege son havadisten aldık efendim. Bu haberi mütemadiyen muhtarlarla toplanıyor, bilgi veriyor. Şimdi bir muhtarlar turu daha yapıyor. Sayın Başkan belli aralıklarla Konak'taki muhtarlarla toplanıyor. Bayram öncesi hem bayram dileklerini hem de yapılan çalışmaları, talepleri dinliyor Sayın Başkan. Yine bu muhtar toplantılarından birini hafta sonu gerçekleştirdi. Bölge bölge gerçekleştiriyor biliyorsunuz başkan. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'u tanıyorsunuz öyle değil mi? Narlıdere'den tanırlar çoğu insan. Ama biz Konaklı olarak Konak'ta yaşayan 18 saatini 17 saatini Konak'ta geçiren birisi olarak biz Sayın Başkan'dan memnunuz. Onu söyleyelim. Geldiğini hissettiriyor konağa Sayın Başkan Abdülbatur. Muhtarlarla da buluştu. Yine kemer altında çalışmalarla alakalı bilgi verdi. Eşrefpaşa'da yapılan çalışmaları, efendim Alsancak, Basmane, Gültepe, Yenişehir, Güzelyalı, Hatay bölgelerinde yapılan çalışmaları anlatıyor Sayın Başkan. Ama en önemli mesajı Sayın Başkan'ın Gültepe ve Beştepe kentsel dönüşüm alanlarındaydı. En önemli mesajları bundaydı. Gültepe planları ile ilgili açıklama yapmış başkan. Yenilenen planların meslek odaları ve ilgili kurumlarla paylaşıldığını ve 15 Temmuz'a kadar itiraz ve taleplerle ilgili geri dönüş istediklerini söylemiş başkan. Konak eski bir kent. Özellikle bina envanteri olarak, yapılaşma tarzı olarak artık bazı noktalarda ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı her şeye rağmen yürütüyoruz. Gültepe ile ilgili kurumlardan, odalardan görüşler alıyoruz. Biz Gültepe planları ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Planları meslek odalarına anlattık, ilgili kurumlarla paylaştık. 15 Temmuz tarihine kadar itirazları bize iletmelerini veya şikayetleri varsa bize iletmelerini istedik. Henüz bir itiraz veya şikayet gelmedi. Biz Gültepe'nin kentsel dönüşümünden asla vazgeçmedik. Kentsel dönüşümde kararlıyız. Beştepe ile alakalı da Başkan Batur bilgi vermiş efendim. Beştepe'ler bölgesiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir mahkeme kararı gelmedi. Şimdi daha hızlı ilerleyeceğiz. Harita Mühendisleri Odası ile birlikte bir de protokol imzaladık. Beştepe'lerde planın anayasası yapıldı. İmar paftalarına ayrılması ve parselasyon planı da yapılacak. En önemli çalışma da bu olacak demiş Başkan Batur. Geçtiğimiz günlerde de haberlere konu oldu. Biz anlattık, başkan geldi anlattı. Orada yaşayan 50 bin, 100 bin civarında insanı ilgilendiren bir konu Gültepe imar planları. Şimdi orada insanlar insanca yaşamak istiyor. Belediye başkanı bundan sorumlu hissediyor. 20 senedir halının altına süpürülmüş bu problemler. 30 senedir halının altına süpürülmüş. Belediye başkanı gelmiş, geldiği gibi de kardeşim bu sorunları çözmemiz gerekiyor. İnsanların insanca yaşaması gerekiyor demiş ve başlamış. Odalara sunum yaptık. Ben kendisiyle de görüştüm. Programda da anlattı izleyicilere. Kendisiyle de sohbetlerimizde de anlattı. Benim derdim oradaki insanların insanca yaşaması. Doğalgaz yok. Yapamıyoruz. Niye imar planları yok? Park yok. Yapılmıyor. Neden imar planı yok? Yol yok. Yapılmamış 20-30 senedir. Neden imar planı yapılmamış? Oradaki çocuklar en az Karşıyaka'daki, Alsancak'taki, Hatay'daki çocuklar kadar değerli. Onların da oynamaya hakkı var. Öyle değil mi? Bir park yapılması gerekiyor. Oyun parkları yapılması gerekiyor. Oradaki hanımefendiler de evde doğalgaz kullanmak istiyor. Doğalgaz yok. Neden? İmar planı yok. Biz o imar planlarını yapmak. Şimdi bu odalar Şehir Plancılar Odası itiraz etmiş. Bakın bir seneye yakındır zaman kaybediliyor. Şimdi eğer bir konsorsiyum sağlansaydı, bir ki Sayın Başkan bunu açık, neye itiraz ediyorlar bilmiyorum ki diyor. Ben gittim, teknik ekibim briefing verdi,
Herhangi bir şey yok. İmar planları hazırlandı. Askıya çıktı, itiraz geldi. Gelsinler, nereyi düzeltmemiz gerekiyorsa ortak bir görüşte birleşelim. Benim derdim, benim söylediğim yapılsın değil. Oradaki insanlar insanca yaşasın diyor. Buna her konuşmasında değiniyor Sayın Başkan. Gültepe'yi de diyor, inşallah görev süremiz içerisinde halledeceğiz diyor.